Bonjour les amis, bienvenue au Collège Bray. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Bugün Fransızca'da en çok kullanılan ve bilmemiz gereken 3 önemli ve düzensiz fiilimizi öğreneceğiz. Vouloir, birincisi. Mastar hallerini yazıyorum şu anda. Vouloir, pouvoir. Bu İngilizce'deki want çocuklar istemek gibi düşünün. Vouloir, pouvoir da can ve devoir da must ve have to yerine kullandığımız zorunluluk belirtirken kullanmamız gereken fiil. Şimdi ilk olarak vouloir ile başlayalım. İsterseniz önce fiil çekimini yapalım. Düzensiz bir fiil olduğu için vouloir, je veux istiyorum. Je veux. Tu veux. Sen istiyorsun. Tu veux. Il, elle ya da on. Neydi erkek, bayan ya da biz demek için. Ve. Bakın hepsinin okunuşu aynı fakat değişiyor. Çünkü düzensiz. Nous voulons. Nous voulons. İstiyoruz. Biz istiyoruz. Vous voulez. Vous voulez, siz istiyorsunuz. Il, elle, yani onlar istiyorlar derken veulent. Il veulent. Je veux. Tu veux. Il, elle, on veut. Nous voulons. Vous voulez. Il, elle veulent. Evet, vouloir'ı ne için kullanıyorduk? İsteklerimizi veya arzularımızı belirtmek için kullanıyoruz. İstediğimiz şey eğer tek bir nesne ise ya da bir isimden, örneğin bir dondurma istiyorum ya da bir araba istiyorum, sadece bir nesne gerektiriyorsa şu şekilde kullanıyoruz. Örneğin, je veux une poupée. Une poupée. Poupée. Oyuncak bebek demek arkadaşlar. Bir bebek istiyorum. Je veux une poupée. Ya da elle veut. O istiyor. Elle veut. Ne istesin? Elle veut une pomme. Pom. Burada pek çok yeni kelime de öğrenmiş oluyoruz bu şekilde. Pom, elma. La pomme. Elma. Biliyorsunuz eğer artikli belirli la yani feminen ise bunu belirsiz hale getirirken ne oluyordu? Ün. Şöyle kısaca bir hatırlatayım onu şuraya. En maskülen ve belirsiz olduğunda neye dönüşüyor? Normalde le. Ün. Yine belirsiz herhangi bir demektir ama feminenler için geçerlidir. De. Yine belirsiz çoğullarda kullanıyoruz. Bunun belirli artikeli ise le idi. Bu kural dursun. Je veux une poupée. Bir bebek istiyorum. Elle veut une pomme. O bir elma istiyor. Tu veux. Fiil çekimlerine de dikkat edin. Tu veux une banane. Soru gibi sorarsam yine soru olmuş oldu. Mesela tu veux une banane. Bir muz istiyor musun? Gibi. Eğer bir nesne yani bunlar gibi bir obje, bir yiyecek, herhangi bir isim gerektirmeyip başka bir fiil gerektiriyorsa mutlaka ikinci fiil enfinitif yani mastar halde kullanılır. Par exemple. Je veux. Evet bu ilk fiilimiz ve mutlaka çekimlenmiş halde olacak. Ama arkasından gelen fiil ne demiştim? Mutlaka enfinitif yani mastar olacak. Je veux partir. Çıkmak demektir. Bakın mastar halde çekimlenmemiş. Je, bu birinci fiil çekimlenir. Premier verbe. Deuxième verbe. Je veux partir en vacances. Partir en vacances bir kalıp tatile çıkmak. Je veux partir en vacances. O zaman tatile çıkmak istiyorum demiş oldum. Tu veux. Sen istiyorsun. Bakın birinci fiil ve çekimlendi. Yine şuraya vouloir. Mastar halini yazalım fiilimizin. Neydi? Want, istemek. Tu veux manger chocolat. Tu veux manger du chocolat.
Pardon. Ne demiş oldum? Tu veux manger du chocolat? Çikolata yemek ister misin? Il ya da elle. O istesin. Ne oluyordu? Vouloir. Veux. Okunuş aynı fakat avec T. Il veut parler. Parler ne demek? Parler. Je parle français, je parle turc, je parle allemand, je parle anglais. Ne demek? Konuşmak demekti. Il veut parler français. O Fransızca konuşmak istiyor. Bakın hep istemek ve arkasından bir başka eylem gerektiren cümleler bunlar. Neydi kural? İkinci sıradaki fiil hep infinitif. Bu diğer vouloir, pouvoir ve devoir bütün fiillerde geçerli olacak. Il veut parler français. Biz istiyoruz diyelim. Nous voulons oluyordu. Biz istiyoruz. Nous voulons. Gitmek neydi? En çok kullandığımız fiil arkadaşlar. Aller. Mastar hali. Nous voulons aller en Belgique. Tabii bu sıralar gidemiyoruz. Belgique. Nous voulons aller en Belgique. Belçika'ya gitmek istiyoruz. Vous voulez. Siz istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Vous voulez. Marché diyelim. Neydi marché? Marché. Yürümek. Vous voulez marcher. Siz yürümek istiyorsunuz. Il. Onlar. Elle. Ne oluyordu vouloir çoğulda? Veulent. Ils veulent. Sahip olmak fiili ve en çok kullandığımız fiillerden biriydi. Neydi? Avoir. Bunu hep normalde çekimleyerek görüyoruz. Ama master olarak da tabii ki kullanılabiliyor. Il veut avoir. Onlar sahip olmak istiyorlar. Neye sahip olmak istesinler? Un enfant. Enfant. Çocuk. Bir çocuğa sahip olmak istiyorlar. Il veut avoir un enfant. Peki bunları negatif yani olumsuz hale nasıl getiriyorduk? Tabii ki olumsuzluk kalıbımız olan ne pas'ı. Ne fiil araya alır ve pa. Kural buydu. Bu şekilde ama her zaman ne pa ilk fiile gelmesi lazım. Par exemple. İlk fiile geleceği için direkt özneden sonra ne. Je ne. İlk fiil vouloir. Je ne veux pas. Fiil araya geldi bakın. Ne pa. İstemiyorum demiş oldum. Je ne veux pas. Ama konuşma dilinde ne hep yutarlar genelde buna da dikkat edelim. Je veux pas. Je ne veux pas. İstemiyorum. Neyi? Yine fiil. Bir sonraki fiil en sona geliyor. Je ne veux pas partir. Çıkmak istemiyorum. Tatil edersek neydi? En vacances. Je ne veux pas partir en vacances. D'accord? Sen yemek istemiyorsun. Olumsuz yapacağız. Neydi? Direkt özneden sonra tün ve aynı olumsuzluklara dikkat edelim. Tu ne veux pas manger. Tu ne veux pas manger. Yemek istemiyorsun. Bon o istemiyor diyelim. Yine olumsuz ne olacak? Özneden direkt hemen sonrasında il ne vouloir neye dönüşüyordu ilde? Ve il ne veut pas. Ne istemesin? Il ne veut pas parler. Konuşmak istemiyor. Il ne veut pas parler. Peki biz istemiyoruz diyelim yine olumsuz. Nous ne voulons. Ne oluyordu vouloir? Nous da voulons. Nous ne voulons pas. Biz istemiyoruz. Nous ne voulons pas. Sadece bir şey sorduklarında istemiyoruz demek için de bu şekilde kullanabilirsiniz aslında. Mesela je ne veux pas, nous ne voulons pas, il ne veut pas. Ama devamında cümleyi tamamlamak isterseniz nous ne voulons pas aller en France. Fransa'ya gitmek istemiyoruz. Nous ne voulons pas aller en France. Peki siz yürümek istemiyorsunuz. Neydi? Vous. Olumsuz yapacağız. Ne. Ne hale dönüşüyordu? Vouloir, vous'da. Voulez. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas marcher.
siz yürümek istemiyorsunuz. Bakın hep ikinci fiiller çekimlenmemiş halde. Olumsuzluk ekimiz hep ilk fiile, yani ilk fiili arasına aldı. Nous ne voulons pas marcher. Peki onlar istemiyorlar diyelim. Il, elle, ne, ne oluyordu vouloir çoğulda? Veulent. Ils ne veulent pas. Onlar istemiyorlar. Neyi? Avoir un enfant. Neydi avoir? Sahip olmak. Ils ne veulent pas avoir un enfant. Onlar bir çocuk sahibi olmak istemiyorlar demiş olduk. Vouloir bu şekilde arkadaşlar. Gelelim pouvoir fiiline. Bu da düzensiz bir fiil olup pouvoir ne demiştim? Yani İngilizce'deki can, could şeklinde düzensiz bir fiildir. Vouloir gibi çekimi je peux ben yapabilirim. Je peux, tu peux. Il, elle, peut. O yapabilir. Nous pouvons. Vous pouvez. Siz yapabilirsiniz. Il, elle, peut. Aynı vouloir'daki gibi bu da değişime uğruyor. Je peux. Yapabilirim. Tu peux. Il peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peut. Peki, bu ebilmek anlamına gelen fiil, yeteneklerimizden veya mümkünatı olabilecek durumlarda veya ricada bulunurken kullanacağımız çok önemli bir fiildir. Vouloir'da olduğu gibi arkasından gelecek fiil yine mastar halde, çekimlenmemiş halde olmak zorunda. Şimdi bakalım yeteneklerimizden bahsedelim. Örneğin, je peux yapabilirim. Neyi? Yine bir fiil gelecek. İlk fiili çekimledik, ikinci fiil mastar olacak. Je peux chanter. Chanter, bu arada pek çok fiil de öğrenmiş olacağız. Je peux chanter, şarkı söylemek demektir. Je peux chanter bien. Bien, iyi anlamlarına gelen bir zarf. Güzel, iyi şarkı söyleyebilirim. Je peux chanter bien. Ya da je peux, yine ilk fiil, je peux parler l'allemand, Almanca konuşabilirim, je peux parler l'allemand. Peki mümkün mü, yani olabilir mi diyebileceğimiz durumlarda kullanırsak, örneğin sen bu akşam gelebilir misin? Neydi tu, neye dönüşüyordu pouvoir tu'de? Yine selam, mem, aynı. Tüpü yapabilir misin dedim. Gelir misin diyeceğim. O zaman ikinci fiil buraya. Tüpü venir. Ce soir. Bu akşam. Güzel olmadı. Tüpü venir. Ce soir. Bu akşam gelebilir misin? Ya da sadece tüpü venir. Gelebilir misin diye sorabiliriz. Peki yine birinden bir şey istiyoruz örneğin. Ekmek alabilir misin? Mesela tüpü. Acheter fiili satın almak. Tu peux acheter deux pains. Deux pains. İki ekmek alabilir misin? Tu peux acheter deux pains. Yine olumsuz yapacak olursak çekimlenmiş fiilimizi negatif yapacağız. Kural neydi? İlk, yani çekimlenmiş fiili negatif yapacağız. Örneğin yemek yapamıyorum. Yani becerim yok, kabiliyetim yok ya da şu an hastayım, onu yapacak durumda değilim. Je ne peux pas. Ne yapmış oldum? İlk fiili olumsuz yaptım, ne pas getirerek. Je ne peux pas. Daha sonra yemek yapmak fiili, cuisine. Cuisine, normalde tek başına mutfak, cuisine. Yemek pişirmek. Je ne peux pas cuisiner. Ya da başka bir olumsuz cümle örneği verelim. Mesela o resim çizemiyor. O. Ne oluyordu pouvoir ilde? Peu. Okunuş aynı. Fakat değişiyor. Dikkat edin. Il ne peut pas dessiner. Dessiner
resim çizmek anlamına gelen bir fiil. Il ne peut pas dessiner. Ya da mesela biz Arapça anlayamıyoruz. Neydi? Nous ne pouvons. Pouvoir fiili nous'da neye dönüşüyordu? Pouvons. Nous ne pouvons pas. Yapamıyoruz. Neyi? Anlayamıyoruz. Nous ne pouvons pas anlamak fiili comprendre. Comprendre, mastar hali. Nous ne pouvons pas comprendre l'arabe. Oh mon dieu. Arapça anlayamıyoruz. Nous ne pouvons pas comprendre l'arabe. Peki ne diyelim? Sen camı kapatamazsın. Mesela buna iznin yok. Buna izin vermiyorum. Yapamazsın. Tu ne peux pas. Yapamazsın demiş oldum buraya kadar. Olumsuzluğu hep ilk fiilde kullanıyorum. Tu ne peux pas fermer. Fermer, kapatmak demek. Burada pek çok yeni fiil de gördünüz arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Cuisine, yemek yapmak. Dessine, dessin diye Türkçe'de de kullanıyoruz. Dessine, resim çizmek. Comprendre, anlamak. Fermer, kapatmak. Tu ne peux pas fermer la fenêtre. La fenêtre, pencere. Pencereyi kapatamazsın. Tu ne peux pas fermer la fenêtre. Mesela siz satranç oynayamıyorsunuz. Oynayamazsınız ya da. Ne oluyordu? Vous ne pouvez. Vous ne pouvez pas. Buraya kadar yapamazsınız demiş oldum. Vous ne pouvez pas. Oynamak arkadaşlar. Vous ne pouvez pas jouer. Jouer aux échecs. Vous ne pouvez pas jouer aux échecs. Yani satranç oynayamazsınız. Burada aksan var. Onlar zıplayamazlar diyelim mesela. Il ne ne oluyordu pouvoir ilde? Peuvent. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Zıplamak fiili sauter demektir. Sauter. Ils ne peuvent pas sauter. Onlar zıplayamaz. Mesela bir hayvandan, hayvanlardan ya da küçüklerden bahsediyoruz. Yapamayacağı, kabiliyeti olmadığı şeylerde pouvoir fiilini kullanıyorduk ve bunu olumsuz yaptık. Ve gelelim devoir. Yani yaptırım ve zorunluluk bildiren fiilimize. İngilizce'de ne demiştik? Must ya da have to olarak kullanılıyor. Devoir. Bu da yine düzensiz bir fiildir. Aslında fiil olarak değil, isim olarak ödev ve sorumluluk anlamına gelir devoir. İsim olarak kullanacaksınız. Bunu birazdan örnekte göstereceğim tekrar. Je dois. Zorundayım. Ben zorundayım. Je dois. Tu dois. Tu dois. Il, elle ya da on. Dua, o zorunda, biz. Nous devons, biz zorundayız. Vous devez, yani you have to, vous devez. Il, elle, doivent, onlar zorundalar. Bu da yine tüm iki fiille kurulan cümlelerde olduğu gibi ikinci sıradaki fiili mastar halde kullanmamız gerektiren bir fiil. Şimdi bununla örnekler verelim. Par exemple, je dois ne diyeyim? Je dois étudier ikinci fiil buraya yazacağım. Je dois étudier. Étudier normalde étudiant ne demekti arkadaşlar? Öğrenci. Étudier fiili ise ders çalışmak anlamında, study gibi. Je dois étudier l'examen. Sınava çalışmak zorundayım. Neydi devoir? Zorunda olmak. Je dois étudier l'examen. Peki sen, tu dois? İkinci fiil mastar halde kalıyor. Manger, ne demekti manger? Yemek yemek. Tu dois manger des fruits mesela. Fruits, meyve yemek zorundasın. Çoğul yaptığım için de. Tu dois manger des fruits. Ya da ne diyelim? Il doit ya da elle doit perdre
perdu kilo. Perd normalde kaybetmek demek arkadaşlar. İşte cüzdanını kaybetmek vesaire ama kilo vermek anlamında da kullanılır. Il doit perdre kilo. Biz ne zorunda olalım? Nous devons venir ici. Venir neydi? Gelmek. Nous devons venir ici. Ici buraya demektir arkadaşlar. Mesela viens ici. Come here. Nous devons venir ici. Buraya gelmek zorundayız. Şimdi şu devoir'ın tek başına isim hali ne demiştim? Ödev ya da sorumluluk anlamına geliyor. Mesela siz ödevlerinizi yapmak zorundasınız. Vous devez faire, faire yapmak biliyorsunuz. Vous devez faire, vous, sizin, bunu daha görmedik, sahiplik eki sizin demek. Vous devez faire vos devoirs. Ödevlerinizi. Bakın buradaki devoir, normalde master, fiilimin çekimlenmiş hali. Buradaki ise isim hali, yani ödev, sorumluluk anlamında. Vous devez faire vos devoirs. Ödevlerinizi yapmak zorundasınız. Il doit partir. Onlar çıkmak zorundalar. Evet, şimdi bu üç fiil çok önemli ve bunun çekim tablosunu mutlaka arkadaşlar öğrenmeniz, hatta ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi vouloir, bunu üçe ayıralım. Vouloir, pouvoir, et devoir. Ils sont très importants. Neydi çekimi? Buraya da on écrit les sujets. Je veux. İstiyorum, Zaz'ın şarkısından hatırlayın. Je veux. Je peux. Yapabilirim. Je dois. Zorundayım. Tu veux. Tu peux. Tu peux et tu dois. You have to. Il, elle, o istiyor, veut. Yapabilir, peut ve zorunda. Il doit. Hepsi i ile biten üçüncü grup fiil bunların. Normalde üç grup fiil vardı biz daha çok ö ile biten birinci grup fiilleri görmüştük. Genelde aslında mantığı aynı, bakın çekim olarak. Nous voulons, istiyoruz. Nous pouvons, yapabiliriz. Nous pouvons. Nous devons, zorundayız. Vous voulez. Vous pouvez, yapabilirsiniz. Et vous devez, zorundasınız. Et dernièrement, onlar, ils, elles, veulent. İstiyorlar onlar. Ils peuvent, yapabilirler. Ils doivent, zorundalar. Bu tabloyu mutlaka ezberleyin. Bunların dediğim gibi mesela je veux'den sonra isterseniz tek bir nesne. Je veux une voiture, bir araba istiyorum. Ya da je veux manger du chocolat, çikolata yemek istiyorum. Pouvoir'da da mutlaka ikinci fiil gelecekse onu çekimlemiyorduk. Neydi mesela? Je peux marcher, yürüyebilirim. Ya da je dois venir, gelmek zorundayım. Pouvoir ve devoir'dan sonra mutlaka başka bir fiil geliyor. Ya da tek başına kısaca je peux yapabilirim. Ya da je dois, zorundayım da diyebilirsiniz. Fakat cümleyi tamamlamanız için ikinci fiili mutlaka unutmayın. Master halde kullanacaksınız. Şimdi bütün bu öğrendiklerimizi karışık ve örneklerle bakalım, yapmaya çalışalım. Acaba pouvoir mı, vouloir mı yoksa devoir mı kullanmalıyız? Burada bilmediğiniz to erken demek. Erken gitmek ne olur?
İstiyoruz da olur, zorundayız da. Zorundayız dersek ne oluyordu arkadaşlar? Nous devons. Nous devons partir tôt. Onlar venir demain. Demain yarın demekti. Venir gelmek biliyorsunuz. Onlar yarın gelebilirler. Ne yani pouvoir'ı kullanacağız? Ils peuvent. Ils peuvent venir demain. Onlar yarın gelebilir. Evet, bu restoranlarda vesaire karşınıza çok çıkar. Vous un thé. Çay ister misiniz? Vous voulez. Vous voulez un thé. Aslında vouloir'ın çok daha farklı bir versiyonu var. Voudre'ye dönüşüyor ama bunu daha ileride göreceğiz. Vous voulez şeklinde sorabilirsiniz. Bunu şimdilik aklınızda böyle kalsın. Bir çay ister misiniz? Vous voulez un thé. Je étudie neydi? Ders çalışmak. Étudie ce soir. Bu akşam ders çalışmak zorundayım. Yani devoir'ı kullanacağım. Ne olacak o zaman? Je dois. Je dois étudier ce soir. Tu. Soru sorayım. Regarder. Yine çok görmediğiniz bir fiil. Bakmak demek. Bakmak ister misin? Tu. Yani vouloir kullanacağız. Ne olacaktı? Tu veux. Tu veux regarder. Bakmak ister misin? Ya da vouloir'ı fiille değil de sadece bir nesne getirerek cümle kurmak istiyorum. O istiyor la glace, dondurmayı. Fiilsiz de kullanabiliyoruz çünkü vouloir'ı. Ne oluyor elde vouloir? Ve. Elle veut la glace, dondurmayı istiyor. Devam edelim yine örneklere. Désolé. Yani I'm sorry, üzgünüm, çok kullandığımız bir kelimedir. Désolé, je, olumsuz yapalım, je ne, neydi olumsuz yaparken? İlk çekimlenmiş fiile geliyor olumsuzluk kalıbımız. Ne yapamazsın? Reste, üzgünüm, kalamam diyeceğiz. Reste kalmak. Neydi yani? Pouvoir fiilini kullanacak. Je ne peux pas rester. Désolé, je ne peux pas rester. Üzgünüm, kalamam. Yine olumsuz cümlelere devam edelim. Onlar venir neydi? Gelmek. Gelmek istemiyorlar diyelim. O zaman hangi fiil olacak? Pouvoir mı, vouloir mı, devoir mı? Vouloir. Elles ne veulent pas venir. Onlar gelmek istemiyor. Hep olumsuz bu arada. Yemek zorunda değilsin. Yemek manger. Zorunda olmak neydi? Devoir. Tu de neye dönüşüyordu? Tu ne dois pas manger. Yemek zorunda değilsin. Tu ne dois pas manger. Nous. Biz olumsuz olacak ama hangi fiil acaba? Une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Voiture neydi arkadaşlar? Araba. Yeni bir araba. Une nouvelle voiture. İstemiyoruz. Yani vouloir'ı kullanacağız. Neye dönüşüyordu nous da? Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas une nouvelle voiture. Yeni bir araba istemiyoruz. Özlemi değiştireyim. İlla ben, sen, o, biz olmak zorunda değil. Mesela le poisson. Le poisson neydi? Hangi hayvandı? Le poisson. Balık. Balıklar dedim. Le poisson. Nager. Nager yüzmek demek arkadaşlar. Yüzebilirler diyeceğim. Çoğul bakın. Yani pouvoir fiilini kullanacağım. Ne oluyordu çoğulda pouvoir? Yani il, el, çoğul hali gibi düşünün. Balıklar yüzebilir. Les poissons peuvent. Les poissons peuvent nager. Balıklar yüzebilir. Yine özneyi le bébé yazayım. Mesela bebek.
Le bébé. Olumsuz yapalım bunu. Dormir. Dormir, uyumak. Bebek uyumak istemiyor. Le bébé hangi fiil? Yani vouloir olacak. Le bébé, bakın il el gibi düşünün. Vouloir il el de neye dönüşüyordu? Ve. Le bébé ne veut pas dormir. Bebek uyumak istemiyor. Vous. Ne yazalım? Siz müzik dinlemek zorunda değilsiniz. Écoutez dinlemekti. Écoutez de la musique. Müzik dinlemek zorunda değilsiniz diyelim. Neydi zorunda olmak? Devoir. Neye dönüşüyordu bu da? Devez. Vous ne devez pas écouter de la musique. Müzik dinlemek zorunda değilsiniz. Ya da yine öznemi. Les enfants. Çocuklar demekti. Enfant çocuk. Çoğul yaptım bakın. Les enfants. Çocuklar. Yani bunu o zaman onlar, il, el gibi düşüneceğim. Fiil çekimine dikkat edin. Les enfants. Oyuncaklar istiyorlar diyelim. De jouer. Jouer oyuncak, de jouer oyuncaklar. Les enfants istiyorlar neydi? Vouloir. Onlar da neye dönüşüyordu? Veulent. Les enfants veulent de jouer. Çocuklar oyuncak istiyorlar. Olumsuz yapalım yine. Sen. Rester ne demekti? Rester, stay yani kalmak. Chez moi. Chez moi, bende. Bende ne diyelim? Kalamazsın. Yani ebilmek anlamına gelen pu var. Neye dönüşüyordu tü'de? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester chez moi. Bende kalamazsın demiş oldum. J'espère que vous avez compris tous les enfants. Umarım bütün bu üç fiili anlamışsınızdır olumsuz halleriyle ve normal çekimleriyle. Je vous souhaite un bon week-end, un bon vacances. Au revoir. Bisous.